Açın açın. Abla açın mı? Tamam. Bir saniye. Dur. Sayın Bakanım, kıymetli anavatanlı dostlar, Anavatan Partisi'nin 38. iftarına hoş geldiniz. Tabii büyüklerimiz var burada. Biz daha çok sonra katıldık bu Anavatan kervanına. İnşallah bir 38 yılda bu şekilde devam etmesini diliyoruz. Sizlere afiyet olsun. Ben sizlere hitap etmek, basın mensuplarının da soruları varsa cevabını vermek için Sayın Bakanımız Mustafa Cumhur Ersoy'a hazır ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, çok değerli basın mensupları, sevgili dava arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ayaklarına sağlık, ayaklarına sağlık. Sizlerle bir araya gelince, her yıl bir iftar programında birlikte çorbamızı içince, sizleri görüp buğz edince, sohbet edince inşallah Allah 39. sıra da nasip etsin diye dua ediyoruz. Şimdilik 38. Ben umuyorum, bekliyorum. İnşallah seneye yine bir arada olacağız. Yine iftarlarımızı birlikte açacağız. Allah o iftarınızı kabul etsin. Allah hepimizin nice Ramazanlara sağlıklar iştirsin inşallah. Tabii 38 yıldır tekrarlanan bu iftarların ne anlama geldiği, ne manaya geldiği, ne ifade ettiği çok tartışılıyor. Hem halk içinde tartışılıyor, hem basında tartışılıyor. Ne oluyor da bu insanlar bir araya geliyor böyle diyorlar. Bu 40 yıldan itibaren konuşuyoruz. Yani 1983-2023. Bu 40 yılı devirdik Allah'a şükürler olsun. Tabii bu 40 yılın içinde sevinçler paylaştık, üzüntüler paylaştık. Belli mücadeleler içinde olduk. Böyle olunca da bu beraberlikler, bu paylaşımlar gerçekten çok önemli oluyor. Bizi bir araya getiren işte bu sevgi, işte bu saygı, işte bu paylaşılanlar. İnşallah bundan sonra da nefesimiz olduğu sürecinde bu paylaşımları sürdürüp sizlerle beraber olma çabası içinde olacağız. Tabii biz 1983 yılında Anavatan Partisi çatısı altında Özal'ın yolunda buluştuğumuzda o gün bizi bir araya getiren ana fikirler komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ana fikrin etrafında birleşmiştik. Oradan fakir fukara fonu doldu biliyorsunuz. Yine devamında ahirette iman, dünyada mekan düşüncesiyle çıktığımız yolda yine toplu konutun temellerini atmış olduk. Asıl olan
şartların ve toplumun mutluluğu dur diyen bir sesin etrafında biz birleştik. İnsan hak ve hürriyetlerini vazgeçilmez kabul eden bir partinin üyeleri olduk. Milliyetçiliği, milli ve manevi değerlere bağlılığı düstur edilmiş bir parti çatısında bir araya geldik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizim inancımıza göre, bizim anlayışımıza göre halkın sesi hakkın sesidir. Düşüncesiyle hareket ettik. Halka hizmeti de hakka hizmet kabul ettik. Bu geçen hizmet süremizin boyunca hep bu düşünceliyle çalışmalarımıza devam ettik. Bunları paylaşa paylaşa yıllarımızı geçirdik. Yalansız, dolansız, hilesiz, hurdasız, çalmadan, çaldırmadan, bölmeden, ayırmadan, korkmadan, korkutmadan, bıkmadan, usanmadan, yılmadan, yıldırmadan ilimizde, ilçemizde, beldemizde, köyümüzde ana vatanı ve ülkeye hizmet yolunda yürüdük. Burada il başkanlarımız var, ilçe başkanlarımız var, belediye başkanlarımız var, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz var, belde başkanlarımız var. Hasılı ana vatanı, o hizmet erbabı burada bu masada bir araya geldi. Halil Özkan kardeşimiz, Pazarköy Belediye Başkanımız rahatsızmış, gelemediğini telefonla bildirdi. Hepinize selamları var, sevgileri var. Geçmiş olsun. Gökçeada İlçe Başkanımız Mehmet Kolçak, iki tane cenazem var, gelemiyorum dedi. Ona da başsağlığı diliyoruz. Neticede biz birbirimizle iyi günleri de kötü günleri de paylaşa paylaşa bu günlere geldik. İnşallah bu beraberliklere de devam ettirmek arzusundayız, azmindeyiz. Tabii burada genellikle ben konuşurken gündemi değerlendiriyorum. Arkadaşlarımla gündem konusunda düşüncelerimi paylaşıyorum. Aşağıda biz yine bir toplantı yaptık. O toplantımızda da gündemle ilgili değerlendirmeler yaptık. Bundan tam 62 gün önce, 62 gün geçti aradan, Maraş, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi, 11 ilimizi etkileyen, maalesef acıyla uyandıran bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yakınlarına da başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Tabii bir an önce çadırlarda maalesef büyük ihtiyaçlar içinde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımızın da bir an önce bu çektikleri çile sona erer, yaraları sarılır, artık çadırda sefalete bir son verilir. Tabii deprem başladığında depremle siyaseti birbirinden ayırmak lazım. Ancak kabul edildiği için ifade ediyorum. Deprem döneminde bazı hatalar yaptıklarını kabul ettiler. Gerçekten ülkenin potansiyeli, ülkenin gücü hızlı bir şekilde devreye alınamadı. Vatandaşlarımız enkazların altından kendi elleriyle, kendi imkanlarıyla yakınlarını çıkarabilme çabalarına girdiler. Ben tabii depremle ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama geçenlerde bu değerlendirmeler yapılırken 1999 depreminin kendilerine mazeret gösterip onun arkasına sığınma çabası içinde oldular. Ben kendi adıma yapılan haksızlıkları bir derecede sinirine çekerdim. Böyle bir konuda çok konuşmak istemezdim ama rahmetli Başbakan Bülent Ecevit ve rahmetli Başbakan Mesut Yılmaz'la da ilgili bir takım değerlendirmeler yapılınca aramızdan ayrıldılar. Mekanları cennet olsun. Onlar adına da bazı şeyler ifade etme ihtiyacı duydum. Şu bir gerçek ki
deprem olmasıyla birlikte ben 45 dakika içinde Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakanımızıydım. 45 dakika içinde bakanlığa intikal ettim. Anında Enerji Bakanlığı'nda bir kriz masası kurdum. Aynı sabah rahmetli Ecevit'le birlikte Adapazarı Sakarya Hükümet Konağı'nın önünde basın mensuplarıyla sohbet ettik. Neler yapıldı diye şöyle bir baktığın zaman rakamları Sayın Ecevit açıkladı. 64 bin ordu mensubu o gün o anda devredeydi, sahadaydı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütün kurtarma ekipleri oradaydı. Kızılay bütün imkanlarıyla oradaydı. Gönüllüleri seferber ettik. Netice itibariyle o günkü hükümet bütün imkanlarını seferber etti. Ve o yörede gerekenler fazlasıyla yapıldı. Şimdi ben şöyle bir şeye baktım. O günkü basını değerlendirdim. Yani yaklaşık 524 tane haber çıkmış depremle ilgili. Bu 524 haberin içinde de çoğunda 500'e yakınında ben varım. Yani işte anlatıyoruz, gittik. Afşin Elbistan ana hattı çöktü. Onu tekrar devreye aldık. Derken Düzce'de deprem oldu. Tekrar çöktü. Onu da devreye aldık. İstanbul'u, Trakya'yı, bütün Türkiye'yi enerji verdik. Böyle hikaye gibi geliyor bunlar şimdi. O şartlarda o günün imkanlarını nasıl seferber ettiğimizi biz biliyoruz. Bir şey daha yaptık. Yani 17 Ağustos'tan hemen sonra 23 Eylül tarihinde 23 Eylül 1999'da 23.825 sayılı resmi gazetede 576 sayılı kanun hükmünde bir kararname yayınladık. Benim de üyesi olduğum kriz koordinasyon kurulu vasıtasıyla harcamak üzere bütün bize gelen yardımları Ziraat Bankası'nda merkezi bir hesapta topladık. Ayrıca her 3 ay bu hesapların, bu harcamaların denetlenmesiyle ilgili müfettişler grubu kurduk ve bu değerlendirmenin tamamı da resmi gazetede yayınlandı. Şimdi bize olmadık bir takım suçlarla, suçlamalarda bulunan, kendileri korumak için ta 99'daki devrime girip mazeret arayanlardan ben şunu istemek hakkına sahibim. Resmi gazete halen yayınlanıyor. Bu devletin hesabı kitabı şimdi daha rahat tutuluyor. Lütfen şu 115 milyarı kuruş kuruş resmi gazetede yayınlasınlar. Nereye ne yardımı bilmiyoruz. Bu yardımlarla ilgili çocuklarımız kumbaralarını kırdı. Elindekini, avucundakini gönderdi. Ne mutlu bize ki, onur duyarak ifade ediyorum. Bu milletin bir parçası olduğum için her zaman gurur duydum. Bütün millet seferber oldu. İnsanlar bütün imkanlarını seferber etti. Nakdi yardım, mali yardım. Neticede 115 milyar para toplandı. Ama işte Cumhurbaşkan yardımcısı diyor ki bu paralar toplandı ama işte bunu şu kadarı yaptı, bu kadarı yapmadı. Ne çizdiyse, neyse, ne yaptıysa. Lütfen şu deprem hesaplarını, bu beğenmedikleri, aşağılamaya çalıştıkları Bülent Ecevit ve arkadaşlarının o esnada bu yardımları nasıl topladıklarını, nasıl kuruş kuruş hesabını vere vere harcadıklarını kendilerine örnek alsınlar, bu hesapları versinler. Şimdi asker sahaya çıkmadı. İşte bereket bizim dönemimizde kızlar çadır falan da satmadı yani. Onu da söylemek istiyorum açıkçası. Şimdi bir Emasya protokolü vardı. 7 Temmuz 1997 tarihinde bu Emasya protokolü darbeye gerekçe hazırlıyor diye yürürlükten kaldırıldı. Emniyet asayiş uygunluğu, uyumluluğu ile ilgili bir şey. Yani anında valinin izniyle her olaya emniyetin ve askeri güçleri müdahale edebiliyordu. İşte darbeye gerekçe hazırlıyor. Eğer bu Emasya protokolü yürürlükte olsaydı hem askeri hem emniyetin güçlerinin hızlı bir şekilde sahaya çıkması sağlanırdı düşünüyorum. Tabii ben gene depremi
içimizden çıkartamıyoruz. Hep aklımız orada. Ama yolda giderken depremden önce başlayan bir başka deprem oldu. O da ekonomideki deprem. Yani şimdi bir başka mazeretleri de arkasına sığınmaya çalıştıkları da kendilerine buldukları mazeret de işte deprem oldu. Onun için ekonomi bu hale geldi diye dayanmaya çalışıyorlar. Ama kısa kısa anlatacağım. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Ekonomiyle ilgili herkes yaşadığını biliyor. Herkes yaşadığını biliyor. Çektiğini biliyor. O marketlerde, o pazarlarda çocuğunun eline arzu ettiğini alamayan, cebine harçlığını koyamayan vatandaşlarımızın çilesinden Allah biliyor. Depremde 100.000'den fazla vatandaşımız veya 100.000'e yakın diyelim daha tam kesin sayılabildi vatandaşımız canını kaybetti. Ama bu ekonomik depremde de inşallah hiç kimse canını kaybetmesin. İşte intihar edenleri duyuyoruz, kendini yakanları duyuyoruz ama ekonominin vatandaşımızın ruhunda, beyninde yarattığı yaraları hiçbir şekilde silemeyiz. İnşallah bir an önce bu ülke düzlüğe çıkar da şu ekonomik sıkıntılar sona erer. Şimdi ben ifade ediyorum, rahmetli Özal'ın bir ekonomiyle ilgili çok net bir değerlendirmesi vardı. Der ki, ekonominin hepsini bir tencere kabul edin. Yani ne var bunun içinde? Döviz var, faiz var, enflasyon var, işsizlik var, maaşlar var, dış borç var, cari açık var. Bu tencerenin içinden bunlardan hiçbir tanesini dışarı atamazsınız. Hemen o düzen bozulur. Ya da dışarıdan içine bir şey getirip koyduğunuzda da yine bu düzen bozulur. Onun için ekonomiyi kendi kuralları, kendi şartları içinde yönetmek gerekir diye nasihatler verirdi. Şimdi yolda giderken görüyoruz faizin sebep, enflasyonun sonuç olmadığı şu geldiğimiz günde herhalde anlaşıldı. Şimdi biz de kriz yaşadık. Yani 2001 yılında gerçekten Türkiye'nin yaşadığı önemli ekonomik krizlerden birini yaşadık. Hükümetteydim. Yani Türkiye ekonomisi %14 küçüldü. %14 küçüldü. Ama ne oldu? Biz dedik ki Türkiye'de ekonomik bir kriz var. Bunun sebepleri var. Doğru, 99 depremi de bizim ekonomik krizimizin sebeplerinden biriydi. Çünkü 99 depremin olduğu yer Türkiye ekonomisinin en canlı, en üretken olduğu bir bölgeydi, etkiledi. Asya'da bir kriz oldu biliyorsunuz, Asya krizi. Arkadan Rusya ile ciddi bir kriz yaşandı. Öyle oldu, böyle oldu. Neticede Türkiye bir krize girdi. Biz hükümet olarak krizin varlığını kabul ettik. Bu krizden nasıl çıkarızın, neleri, hangi tedbirler alır çıkarızın yoluna düştük. Ve elimizden geldiğince bu krizden Türkiye'nin çıkması için gerekli olanları yaptık. Acı bir reçeteydi o gün bizim yaptıklarımız. O yaptığımız uygulamaların, o acı reçetenin de hesabını zaten vatandaş bizden 2002 yılında gördü. Yani ne yaptık biz? Öncelikle bankacılığı disipline ettik. Bütçe disiplini getirdik. Bağımsız kuruluşlarını kurduk. Yani işte kamu ihalesi kurumu, EPDK, BDDK tarzında. Yani ekonomiye, siyasetin müdahalesini minimize edecek bağımsız kurulları kurduk. Avrupa Birliği ile tam üyelik görüşmelerini sürdürdük. Neticede tam üyelik başvurumuzu Avrupa Birliği kabul etti. Yüzümüz Avrupa'ya dönük bir çaba içine girdik. Ben açık söylüyorum, bizim o gün aldığımız tedbirler meyvelerine vermeye başladığında 2002'de Sayın Bahçeli ben hükümetten ayrılırım demeseydi, biz bu tedbirlerin sonuçlarını almaya başlayabilseydik, o hükümet daha uzun süre devam ederdi. Niye bunu söylüyorum? Bizden sonra göreve gelen AKP iktidarı, bizim uyguladığımız bu ekonomik tedbirleri teker teker uyguladı. Biz IMF'den düzenlenmiş bir program izliyorduk. IMF dilimler halinde
bize ödemeler yapıyordu. En son bir 9 milyar dolarlık bir ödeme de veya ödeme imkanı da içeride kalarak biz hükümetten ayrıldık. Tabii kriz yok demekle kriz yok olmuyor. Şu bir gerçek ki eğer orta sınıf yok edildiyse enflasyon iki haneli aşamalara çıktıysa, swap ve dış borç faizleri kabul edilemez bir düzeye geldiyse, bu bütün dünya ekonomilerinde, bütün ekonomi bilimlerince kriz olarak kabul edilir. Türkiye gerçekten ciddi bir krizin içindedir. Peki, işler bu kadar iyi gidiyorken nasıl hızlıca bu noktaya geldi Türkiye? Tabi buradaki sebepler malum. Yani batıya dönen bir Türkiye, işte efendim batıya sırtını dönmeye başladı. Türkiye'deki bu bağımsız kuruluşların hepsinin bağımsız çalışmalarına imkan sağlanmadı. Ve netice itibariyle bunların hepsine müdahale edildi. Sonunda buraya geldik. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini bu şekilde öğrenmiş olduk. Şu anda nasıl ayakta duruyoruz da bakmamız lazım. Yüksek faizli dış borçlar alıyoruz. Dış borcumuz 443 milyar dolara tırmandı. Bir de tabii TC vatandaşlarımıza vatandaşlığı verdiklerimizden gelirlerimiz oluyor. Rusya doğalgaz borçlarımızı erteledi. Ve neticede bu şekilde yüzdürülen bir ekonomi içindeyiz. Şimdi burada tabii en önemli etken faiz. Çok amiyane bir şeydir. İşte düğmenin en üst düğmesini yanlış iliklerseniz bu bütün düğmelere sirayet eder. Faiz aslında ekonominin ilk düğmelerinden biridir. Siz faizi yok kabul edemezsiniz. Faizle ilgili yapacağız manipülasyonların ekonominin bütünlüğü olan etkilerini görmezliğe gelemezsiniz. Eğer Merkez Bankanız talimatla görevini yerine getiriyorsa, efendim diğer kuruluşlarda yine aynı talimatlarla bu işleri görmeye çalışıyorsanız, o zaman maaş zamlarıyla vatandaşı rahatlatmaya çalışırsanız, 5500 asgari ücret 8500'e çıktı ama bugün açlık sınırı 9500 lira. Yoksulluk sınırı 31.000 TL. Yani 4 kişilik bir ailede 4 kişi de 4'ü birden çalışırsa ancak geçinecekler. Gıda enflasyonu %190'lara ulaştı. Dünyada 5.'yiz. Dünyada gıda fiyatları bu arada sadece %4 artmış. Yani bizde %190 artarken %4 artmış. Ben de bizim bildiği şeyleri burada çok sıralamak istemiyorum ama çok çarpıcı olanlar. Peynir olmuş 250 lira, et gelmiş 200 küsür liraya, süt 234 lira, maaşlar artıyor ama anında değeriyor. Tabii bu bozuk ekonominin sonuçlarını yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz maalesef. Teşekkür ederim hocam. Şöyle, şimdi gelir dağılımının dünyada en bozuk olduğu ülkelerden biriz. Yani Türkiye'nin toplam gelirinin %50'si, %20'lik bir kesime gidiyor. %6'sını da yine en altta %20'lik bir kesim paylaşıyor. İşte ortada kalan, ama o da kalmadı artık, bizim işte orta direkt veya işte orta sınıf dediğimiz sınıfta %44'ünü, %60'ı paylaşıyor. Yani neticeye baktığınız zaman artık Türkiye'de orta sınıf yok oldu. Bir üst gelir grubu var, bir alt gelir grubu var. Altta kalanın canı çıksın manasında bir yönetim yürüyor. Ama
yapılan uygulamaların hiçbiri akli değil. Kur korumalı mevzuat, açığa satılan dövizler, bankalara yapılan müdahaleler. Neden bunlar? Niye yapıyorsunuz? Dövizi düşük göstereceklermiş. Ama bir yandan da emin olun, bu tür uygulamaların yapıldığı 70'li seneleri içimizde hatırlayanlar çoktur, hatırlamayanlar için söyleyeceğim. Hani Türkiye'yi 70 sente muhtaç ettiniz dediğimiz dönemlerde işte bu işler yapılıyordu. Açığa dövüş satmalar, kuru koruyucu tedbirler, bankalara müdahaleler, faizlere müdahaleler. Maalesef yani bu işin gideceği yer eğer böyle bu uygulamalar devam ederse Türkiye ciddi bir döviz darboğazına girecektir. Ve Türkiye'nin artık döviz temin edebileceği bir kapısı da kalmadı. Yani bir yandan işte Arap dünyasından çok yüksek devir faizlere verilerek getirilen bir takım kaynaklar, yine aynı şekilde Batı'nın tefecilerinden gelen bir takım paralar maalesef bu işi daha fazla yüzdürme imkanını kalmayacak. Tabii işsizlik, genişletilmiş işsizlik bu yeni bir tabir, %21 olmuş. Neredeyse dünyada ilk onun içine gireceğiz. Ama normal işsizlik de %10 mertebelerinde, 100 gencimizden 10 tanesi işsiz. İşsiz bir genç ne demektir? O bunu yaşayan gençler bilir. Ve o işsiz gençleri evlerinde barındırmak çabası içinde olan anneler, babalar bu acıları yaşıyorlar. İnşallah ümit ediyoruz. Bir an önce bir akıl galibiyetiyle bu Türkiye'nin ekonomik üstüne çıkması sağlanır. Şimdi mevcut yönetim devam ederse, yani şimdi ne olacak diye düşünüyorum da, şimdi mevcut yönetim devam ederse bu inatlarından vazgeçeceklerini zannetmiyorum. Bu uygulamalarından, bu politikalarından bir değişik yapacaklarını da zannetmiyorum. Tabii muhalefet iktidarı ise ne yapacak? Ona bakıyoruz. Muhalefetin yapmaya çalıştığı şey, ben baktım yani mutabakat metnini hemen hemen tamamını birkaç defa elinden geçirdim. Çok özet veriyorum. Benim orada gördüğüm şey şu. Muhalefet diyor ki Türkiye'nin yapısal reformlarını gerçekleştirmesi lazım. Aynı bizim 2001 senesinde yapmaya başladığımız, daha sonra hakim kalan bu reformların tekrar başlaması lazım. Türkiye'nin yüzünü batıya dönmesi lazım. Türkiye'nin güvenilir bir ülke haline gelmesi lazım. Zaten bu işin özünde güven var. Bu güvenin tesis edilmesini çok önemsiyorum. Tabii yeni gelen veya gelecek arkadaşlar bu güveni tesis edip Türkiye'yi bu vadeden çıkartırlar diye de dua ediyoruz. Yani enflasyonun 2 yıl içinde tek haneye kalıcı olarak gideceğinden bahsediyorlar. TL'nin itibar ve istikrarla değer kazanacağını söylüyorlar. Ortalama büyümenin %5'in üstüne çıkacağını, 5 yıl sonra milli gelirin dolar cinsinde 2'ye katlanacağını söylüyorlar. 5 yıl sonunda 5 milyon nitelikli gencimize iş imkanı sağlayacağız diyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bunların ifade edilebilmesi bile insanın içini açıyor, biraz nefes aldırıyor. Yani öbür tarafta duyduğumuz şey belli. Nas var. Nas varsa sen de yoksun, ben de yoksun. Yokum. Böyle bir düşünceyle bu işin içinden çıkabilmek çok mümkün gözükmüyor. Yine geçen gün bir yerde de söyledim. Bu düğümü yüce milletimiz çözecek. Yani gerçekten de Türk milleti çok üstün bir fıtrata sahiptir. Hiç böyle siyasilerin kendi kendilerine düşündüklerinin, söylediklerinin veya beklerinin dışında ihtiyaca göre kararını verir. Ben anlıyorum ki ciddi bir sessizlik var. Bu sessizliği niye yorumluyorsun diye milletçi de iyi bir düşünüyor yani. Sonunda bir karar verecek ama ben bu düğümün çözüleceğine inanıyorum. Tabii seçimlere geldiğimize de şükrediyoruz. Yani Türkiye'nin seçim yapabiliyor olması bence çok önemli. Çünkü bizim geldiğimiz noktada yani dünyada hiç olmayan bir yönetimle yönetiliyoruz.
2018 yılından beri dünyada böyle bir yönetim yok. Yani biz hepsini biliyoruz, inceledik, takip ediyoruz. Yani başkanlık sistemi, eyvallah başkanlık sistemi. Yarı başkanlık sistemi o da tabii ki var. Fransa yarı başkanlıkla yönetiliyor. İlk haftama gelen örnek. Amerika'da da başkanlık sistemi var. Bizdeki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu dünyada başka yerde yok. Bu bir icat yani. Bir icat. Anladın mı? Şimdi burada Cumhurbaşkanı'na bir takım yetkiler verilmiş. Şimdi iki türlü davranırsan bu yetkilerini alır. Güzel bir şey. Yani işte tek başına iktidar olmak çok güzel. Hep o söylendi. Koalisyon hükümetlerinde hizmet etmek çok zor. O da doğru. Şimdi tek başına hükümetsin. Buradaki gücünü, buradaki gücünü adil kullanacaksın. Buradaki gücünü devletin ileriye gitmesi, vatandaşın refaha ermesi için kullanacaksın. Bu nasıl bir güç biliyor musunuz? Yani ben aşağıda bazı tabirler kullandım, şimdi burada kullanmayacağım. Bu dünyada, dünyada gerçekten çok az kişiye, çok az lidere nasip olmuş bir güçtür. Hiç kimsenin, hiçbir liderin böylesine, yani yasamada 137 tane kanun çıkmış, Cumhurbaşkanı 138 tane kanun kararname çıkarmış. Yani yasamayı elinde tutan bir güç. Yasama ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi. 600 tane milletvekili. 5 tane, 6 tane parti. İnsanlar yasama yaptıklarını zannediyorlar 2018'den beri. Yasamanın görevi ne? Kanun yapma. Yapamazsın, ben yapacağım kanunu. Yetki bende. Yapıyor. Arkadan yürütmenin bu yasaları kim yönetecek? Bu devleti kim idare edecek? Ben idare edeceğim. Doğru yetkisi var. Tek başına hükümet. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ait. Anayasada yazıyor. Herkes gitti. Oy kullan. Ben vermedim. Verenlere geçmiş olsun. Neticede yürütme yetkisini kullanıyor. Ha, dönelim bakalım. Ne var? Geriye ne kaldı? Yargı. Yargı yani yargı mensuplarının birçoğu zaten Cumhurbaşkanı olarak yine yasadan kaynaklanan yetkilerini kullanarak atıyor. Ve Türkiye'de yargının adil olduğuna dair insanların içinde bir şey yok, inanç yok. Türkiye'de adil yargılanıyorum diyen insanlar yok nece kadar az. Yani bir nevi demokrasinin üç tane gücü, ana gücü, yasama, yargı, yürütme. Sayın Cumhurbaşkanı elinde. Bu nasıl demokrasi? Ama anayasa düzenine uygun. Kullanırken nasıl kullanılıyor? Kullanırken de yani şimdi partili cumhurbaşkanı. Ya olabilir yani Amerika'da da cumhurbaşkanının partiyle ilişkisini keseceğine dair bir hüküm yok ama ben partili cumhurbaşkanı diye bütün devlet törenlerinde parti adına konuşan da kendisi netice itibariyle. Yani ben partili cumhurbaşkanıyım deyip ama ben partili olma vasfımı kullanmayacağım demiyor ki kullanıyor. Hakkı var, yetkisi var, kullanıyorum. Neden kullanıyorsun diye konuşmuyorum. Ama kullanınca da böyle oluyor maalesef yani. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi başkanlık sistemiyle ilgili kısaca bunları ifade etmek istiyorum. Tabii çok daha şey var yani söylemek istedim ama çok vaktinizi de almak istiyorum. Geçen sefer iftarda biraz uzun konuştum. Arkadaşlar da şikayetçi oldu. Ama bu düğümde inşallah bu seçimde çözülecek. Nasıl çözülecek? Şimdi altılı masanın, gerçi bu tarafta altılı oldu. Altılı iki masamız oldu. Altılı masanın söylediği şeyler şunlar. Diyor ki biz hızlı bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter rejime geçişini sağlayacak ülkenin. Doğru. Biz de bu düzeni sevmedik biz. Biz parlamenter düzen olsun isteyenlerden açıkçası. Peki anayasaya bakıyoruz. Mecliste kanun yapabilmek için 301 milletvekiline ihtiyaç var. İşte diyorum ya düğüm vatandaş çözecek. Yani şimdi bakıyoruz bütün yapılan kamu yoklamalarında işte
280 tane Cumhur İttifakı'nın, efendim 290 tane Millet İttifakı'nın milletvekili çıkıyor. Neticede daha 300 sayısını bulduğu gözüken bir taraf yok yani şu anda. Tamam, kanunu yaptık, 300'ü bulduk. Anayasayı nasıl değiştireceksiniz? Siz anayasayı değiştirmeden güçlendirilmiş parlamenter rejimi nasıl getireceksiniz? Ona da 360 lazım. 360'da da anayasayı mecliste değiştiriyorsunuz da, ama değişikliği de 360 öyle anca referanduma gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Referanduma inşallah götürürse yine görev milletim. Yani Türk milleti arzu ederse, ben artık bu anayasadan memnun değilim, ben bu başkanın sınırından memnun değilim derse iki iş yapması lazım. Bir 360 tane milletvekilini şu anda muhalefet tarafında seçmesi lazım. Yetmedi, yapılacak olan referandumda da getirilen değişiklikleri kabul etmesi lazım. Bunlar olmaz şeyler değildir. Bunların olabileceğini ümit etmeye, umut etmeye de ihtiyacımız var. O açıdan ben bunu hiç kimsenin moralini bozmak, ümitsizliğe sevk etmek için söylüyor diyelim. Ama burada arkadaşlarımızın hepsi siyaset yapıyor. Bir yerlerde gidip konuşuyorlar. Artık onlar illerinde, ilçelerinde, köylerinde kanaat önderi olmuş insanlar. Bu işin çok kolay olmadığını vatandaşa anlatın da oy verseklerse biraz fazla versinler, kısmasınlar. Onun için söylüyorum. Şimdi seçimden ne olur bakalım. Şimdi herkes kendine göre bir değerlendirme yapıyor. En son işte 15 milyon kişi sosyal yardım alıyor. Sosyal 15 milyon kişiye ulaşıyor devletin sosyal yardımları. Bu değerlendirmeyi bir aklımızda tutalım. Freedom House bir değerlendirme yapmış. Seçim ortamı için konuşuyoruz bunları. Web sitesi ve sosyal medyada engellemeler ve içerik kaldırma, bilgi manipülasyonu, tutuklamalar ve yargılamalar, taciz ve korkutma, Türkiye'de seçimlerden önce dijital ortamda gerçekleşebilecek müdahaleler, dört ana başlığı budur diyor. Yani Türkiye'de bunlar her an yapılabilir diye bahsediyor. Türkiye'de binlerce web sitesine erişimin engellendiğini, bunların arasında birçok bağımsız medya ve vatandaş gazeteci kuruluşlarına yer aldığına dikkat çeken Freedom House, böylesine teknik sansürün seçmenlerin sandığa gitmeden önce doğru ve çelişkili bilgi kaynaklarına erişmesini engeller diyor. Bunları da aklımızda tutalım. Yani seçimin netice itibariyle eşit şartlarda herkesin gönül rahatlığıyla konuşabildiği, söyleyebildiği, fikrini savunabildiği, partisini savunabildiği, adayını iddialı bir şekilde ortaya getirebildiği bir ortamda olması lazım. Bu ortamın olup olmadığı, olup olmayacağı da tartışmam Türkiye'de. Ben geçtiğimiz gün İstanbul İyi Parti il binasının kurşunlanmış olmasını çok önemsiyorum. Aynı şekilde CHP il başkanlığı sokağında şarjörün boşaltılmasını da çok önemsiyorum. Böyle bir ortamda seçmenin gerçek arzusu sandığa yansımaz. İşte biraz önce Freedom House'un değerlendirmelerinde olduğu gibi vatandaşlar gerçek niyet ve arzularını sandığa yansıtamazlar. Ümit ediyoruz. Bunlar böyle son olsun. Türkiye seçime huzur ortamında, güven ortamında girebilsin. Çünkü seçimler gerçekten bir şölendir. Her demokrasi için bir şölendir. Böyle düğüne gider gibi, bayrama gider gibi vatandaşımız gitsin, oyunu kullansın diye düşünüyoruz. Tabii yine vatandaşımız nelerden etkileniyor bakıyorum ben. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksi açıklandı. Türkiye 180 ülke arasında 101. sıraya gerilemiş Türkiye. Peki neden gerilemiş? Yani neleri değerlendirmişler de Türkiye'yi geriletmişler? Medya özgürlüğünde, yolsuzlukla mücadelede medyanın gereği gibi hareket edemediğinden bahsediyor. Yolsuzlukların Türkiye'de cezaevi takibi uğramadığından, hatta kanıksandığından bahsediyor. Bu tabii çok
acı bir şey. Bunu da vatandaşlarımızın oy kullanırken aklında tutması lazım. Bir de yine Fred'in Haz'ın değerlendirmesine gideceğiz. Türkiye, yani bunlar her gün ülkeleri derecelendir, işte özgür ülkeler, yarı özgür ülkeler, özgür olmayan ülkeler. Maalesef Türkiye'yi bugün gene özgür olmayan ülkeler sıralamasını almışlar. Bunlar bizim işte görüşlerine değer verdiğini, dünyanın da itibar ettiği kuruluşların değerlendirmeleri. Bir de içeriden bir ses diyor ki, marka ve lüks tutkusu derken bizim modern muhafazakarlığın geldiği nokta uzaklığınızı uçurtlatacak hale geldi diyor. Çok şey daha diyor da yanlış anlaşılır, alınan olur diye çok ifade etmiyorum burada söylenenleri. Siyasilerimiz, bürokrasimiz ahlak zafiyeti işine diyor. Yine devam ediyor. Her türlü lüks, israf, ne istersen var. Devam ediyor. İnandığımız gibi yaşamayınca, yaşadığımız gibi inanmaya başladık. Bunun sorumuzu kim diye sorguluyor. Mahremiyet duygusu yerine abartılı görgüsüzlük aldı. Para döküp saçarak var olmaya çalışıyorlar. Bedevi kültürüyle yarışıyorlar diye ifade ediyor. Maneviyattan maddiyatına öylesine hızlı geçtiler ki dünyevi zevkleri kendilerini öylesine kaptırdılar ki kulaklarından altınlar, pırlantalar fışkırdığını herkese seyrettirmek istiyorlar diyor. Bu çürüme sürecinde Singapur'daki gazinolarda rulet masasında yıkanan bakan çocuğu da görmüştük diyor. 17-25 Aralık ilavımı patladığında inanın ne yakalandılar diye sevmiştim, ne de öfkelenmiştim, hissettiğim sadece üzüntü de diye ifade ediyor. Allah ile aldatma ikliminin Türkiye'mizi ne hale getirdiğini gördüğüm için gerçekten çok üzgünüm diyor. Geçen gün 6 Nisan itibariyle Yeni Akit gazetesinden ayrılan Abdurrahman Dilipak'ın kulakları çınlasın. Şimdi şartlar böyle gelişti Türkiye'de. Kendi işlerinden bir değerlendirme olduğu için ifade etmek istedim. Tabii yine mecliste yolsuzluktan araştırılması için komisyon kurulacağı, yolsuzlukla yurt dışına çıkan gelirlerin geri getirilmesi, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın güçlendirilmesi, mali eylem gücü FAT'ın uyumlu gri listeden çıkartılması, vergi cennetleriyle kara para aklama arasındaki riskli ülkelerin listesi ve yolsuzlukları kavuşturması. Tamam, benimle ilgili Türkiye Millet Meclisi'nde 55 milletvekili soruşturma önergesi verdi. 55 milletvekili. Neyse, soruşturma açıldı. Gittik, kendimizi savunduk, anlattık. Sonra da 276 milletvekilin oyuyla, yani meclis sağ çoğunluğuyla Yüce Divan'a sevk oldum. Gittik orada da anlattık, hesabımızı verdik. Allah'ımızın izniyle, yüzümüzün akıyla döndük. Şimdi nasıl araştıracaksınız bir yolsuzlukları diye sorgulamak istiyorum. Yani bunu da gene vatandaş çözecek, bunun çaresi yok. Şöyle, şimdi mecliste bizim dönemde 55 imzayla verilen bir önergenin verilebilmesi için 300 imza gerekti. 300 milletvekilinin altına imza attığı bir önergeyi verebileceksiniz meclise. Yani onu bulduk, verdik. Soruşturma önergesini görüşüldü. Soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verilmesi gereken milletvekili sayısı yine 360. 360 milletvekili bir araya gelince işte şu yolsuzluklar var, bunları soruştur diyebilecek. 360'ı nasıl bir araya getireceklerini düşünüyoruz haklı olarak. Tamam, onu da buldular. Diyelim ki soruşturma komisyonu da suçlu buldu. Soruştursun, Yüce Divan'a gitsin dedi. Onun için de 400 imza lazım. Yani şu anda demokrasimizin geldiği noktanın
ne oldu? Olduğunu demokrasimizin işleyişinde bu aşamaların ne şekilde geçirebileceği bu seçim bakımından çok önemli. Yani vatandaşımızın burada vereceği oy neticede bu düğümleri ya çözecek ya çözecek. Şimdi ben kamu yoklamalarına da kısaca değinmek istiyorum. Her gün bir yerde bir kamu yoklaması yayınlanıyor. Bunların içinde itibar ettiklerimiz var, itibar etmediklerimiz var. Neticede işte geçen bir tane yayınlandı. Kemal Kılıçdaroğlu %42.6, Recep Tayyip Erdoğan 41.1, Muharrem İnce de 5 falan diye geçiyor. Yani aralarında çok az bir fark gözüküyor. Tabii bu fark ne zaman kapanır, nasıl kapanır onu da bilemiyorum. Ama olsun istemiyorum. Yani her halükarda bu seçimin ikinci tura kalmaması lazım. Birinci turda bitmesi lazım. Çünkü ikinci turda oy kullanırken meclisin de şekillenmesi sağlanmış olacak. Yani ben şunu hiç de istemiyorum açıkçası. Doğru da değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın A partiden meclisin B partiden teşekkür ediyor olması Türkiye'deki sorunların bitmesini değil daha da artmasını sağlar maalesef. Yani netice itibariyle 35 gün kaldı. 35 gün sonra sandık başına gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. Allah hepimize doğru oy kullanmayı, gerçekten vatandaşımızın derdini halledecek oy kullanmayı nasip etsin. Ben bütün siyasi partilere başarılar diliyorum. Bütün adaylar, adaylarımız da belli oldu. Teker teker hepsi gerçekten tevarüz etmiş arkadaşlarımız. Ümit ederim vatandaşın gönlüne girerler, seçimleri kazanırlar. Seçimler ülkemiz için hayırlı olur diye dua ediyorum. En son Sayın Belediye Başkanı Gökhan Bey'den bir mesaj aldım. Beni Salı günü Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceği, bu belediyemizin yeşil, belediyemizin ve kültür sahamızın açılışıyla ilgili beni davet ediyor. Bir daha ben Sayın Belediye Başkanı kutluyorum. Gerçekten şehrimize yakışır, pırıl pırıl modern bir binaya bir hizmet alanına kavuştuk. İnşallah ümit ederim. Daha da önemli, daha da başarılı hizmetler etmeyi nasip olur. Ancak Salı günü benim çok önceden belirlenmiş bir program var. O nedenle katılamayacağım. Kemal Kılıçdaroğlu'na da gönülden başarılar diliyorum. Burada onu da ifade etmek istedim. Ben artık bu sefer hizmetlere girmiyorum. Bakın enerji bile konuşmadım. Yani onu ayrı bir başlık yapalım. Yani Türkiye'de enerji neredeydi, nereye geldi, ne oldu? Yani geçtiğimiz gün efendim Kuzey Irak'tan getirilen 1,5 milyar dolarlık kesilen fatura ve bakanlığın hemen ödeyeceğim demesini de konuşmuyorum. İşte nükleer santrala önceden gönderilen 15 milyar dolardan da bahsetmiyorum. Ama çok daha söyleyecek şeylerimiz var. Onları da ayrı bir başlıkta inşallah değerlendiririz. Ben özellikle basın mensuplarımıza, bizi izledikleri için, bize zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, sizlerden hiç ayrılmak istemiyoruz. İnşallah daha uzun zamanlarda daha önemli paylaşımlarda buldum. Seçim dönemi içinde ben biraz daha sık gelip gideceğim. İlçelerde de sizleri ziyaret edeceğim, niyetim öyle. İnşallah tekrar hepinizle buluşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağ olun. Bir şey unuttum. Ben bu biliyorsunuz her iftarda küçük bir hediye veriyorum arkadaşlarıma. Bu sefer tespih getirdim. İnşallah 14 Mayıs'a kadar sabır çekeceğiz. 14 Mayıs'ta da şükür diyeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar. Sağ olun.